Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün 2014 lineer aracımızın kronik bir sorunu olan klima paneli aydınlatma ampulünün değişimini göstereceğiz. Genellikle lineerlarda bu sıkıntıyı görüyoruz. Kronik oluyor. Ampulü patlıyor. Bizim de yine sağ taraf panelin ampulü patladı. Bunun değişimini yapacağız. Aynı zamanda iç aydınlatmanın da LED ampullerle değişimini yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi montaja geçebiliriz. Evet arkadaşlar, sökme işlemine başlıyoruz. Klima panelini sökmemiz için yardımcı olacak alyan T15, yani ikilik alyan dediğimiz alyanla sökeceğiz. Şimdi sökme işlemine önce teyiple başlıyoruz. Teybi yerinden aldıktan sonra evimizin çerçevesini de alıyoruz. Evet. Vidalar zaten orada gözüküyor. Alt ikisini sökeceğiz sanırım. Evet, 4 tane vida var. 2 tane altta, 2 tane üstte, toplam 4 tane. Şekilde görünüyor mu bilmiyorum ama bunlar daha zor duruyor. Klima panelimizde sol taraf yanıyor sanırım, değil mi? Sağ taraf yanmıyor. Evet. Şu yönlendirme tuşları. Şu anda gündüz olduğu için belli olmuyor fazla ama. Klima panelimizin aydınlatma ampulü T5 dipsiz ampul diye geçiyor. Küçük minik bir ampul. Hemen şurada göstereyim. Şu görmüş olduğunuz ampuller. Oradaki. Linealarda kronik bu sorun. Daha önce benim kullandığım 2011 linealarda da aynı şekilde sağ tarafın aydınlatması ampulü patlamıştı. Tabi ben onu değiştirmeye zamanım olmadan aracı sattım. Üst iki vidalar rahat çıktı ama alt panelin altındaki sağlı sollu iki vida biraz daha zorluyor. Şekilde sanırım yerler görünüyor. Evet, ben kısak önce zaten geri düşüyor. Evet. Klima paneli direkt aşağıya düştü zaten. Bunlara zarar gelmesin diye ben daha şöyle ineyim. Ben bunu dışarı almak için böyle çapraz indirmeye. Çerçevelerin tırnakları çok yumuşak arkadaşlar. Yani hemen kırılabiliyor çerçevenin tırnakları. Bundan daha fazla dışarı gelmiyor zaten. Çelik halatlar tutuyor. Şunlar. Ön taraftan da şunu sökmek gerekiyor. Tuşları aldıktan sonra sanırım şu siyah panel çıkacak. Üstteki tırnakları arttırarak. Şu
panelin çerçevesini söküyoruz. Evet. Çerçeve geldi. 12 ile 6 sallandır dedim. Evet, burada. İki tane aydınlatma lambamız var. Patlak olan sağ taraf iki. Bu. Evet, gördüğünüz gibi taktığımızda şey yapıyor. Zaten bu dipsiz ampullerde şey olmuyor. Artı eksi olayı yok. Yani hangi yönde takarsanız takın ampul yanıyor. Ama ledlerde öyle değil arkadaşlar. Ampul de yerine oturttuktan sonra işlem tamamlanacak. Daha önce kontrol için söktüğümüzde sıcak soğuk ayarını yaptığımız kısmı biraz yukarıda kalmış ve tam sıcak vermiyordu. Zaten bunun kanka bak şeyi var. Evet, şu şekilde zaten yerleri belli. Direkt oturuyor. Tırnakları tam şöyle ortaya alayım. Şunu bırak atayım. Şurası da tam düz. Bu niye düz olmuyor? Şöyle düz. Ampulümüzü taktıktan sonra tekrar dış paneli bastırarak oturttuğumuzda üstte 5, altta 4 tane tırnak olmak üzere. Sağda solda tırnakları yok arkadaşlar. Onları söyleyelim. Onları da oturttuktan sonra yine çıkarttığımız gibi hafif çapraz şekilde içine itiyoruz. Kolumuzu sağladıktan sonra vidalarını sıkacağız. Önce üst vidalarını sıktık, daha sonra altları sıkacağız. Evet. Şu anda önce ampullere bakmak için söktüğümüzde arkadaşlar şu havalandırmanın şeyi şu şekilde kalıyordu. En soğuğa gelmiyordu yani. Bu da tabi sıcağı aldığımızda ufak bir etki ediyordu. Ama şu anda tamamen şu şekilde soğuğa dönüyor. Sıcağı da dönüyor. Evet, şimdi alttan söktüğümüz 2 adet vidayı da sıktıktan sonra en son teybimizi de oturtarak işlemi sonlandıracağız arkadaşlar. Evet, klima paneliyle birlikte arkadaşlar iç aydınlatma ampullerimizde led yapacağız. Bunun için kasanın dışından esneterek ampulü alabiliyoruz komplece. Arkasında korumaya aynen o şekilde sıcak olabilir. Takacağımız ledler bunlar. 36-39 milim ikisi de oluyor.
İçindeki teller zaten ayarlanabiliyor. Bu şekilde ampul yanıyor arkadaşlar. Evet, ön tarafını aydınlatması bu şekilde rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Evet, arka tarafı da yine aynı şekilde biraz zorluyor ama. Kasanın tamamını esneterek döşemenin içinden çıkartıyoruz. Şekilde onun da bağlantısını çıkarttıktan sonra rahatlıkla değiştirebiliriz. Orada değiştirmesi biraz sıkıntı olabiliyor. Evet, bu da aynı yine ön taraf gibi. Arkasında bir kapağı var. Metal bir koruma gibi. İçinde de sinekler. He. Onun içine nasıl girebiliyoruz ki sinekler? Çıkarmışken de içini bir şöyle temizleyerek tekrar montajını yapalım. Hazır çıkmışken. Arka tarafa da yine aynı ledimizi kullanacağız. ...36 ya da 39 milim oluyor dedik arkadaşlar. Yani içinde zaten telleri var. Hani 36 gelirse, yani küçük gelebiliyor 36. İçindeki telleri şu şekilde esneterek o arayı biraz daha daraltıp 36 milimin tam olmasını sağlayabiliyoruz. Evet, yerine oturdu arkadaşlar. Komple oturtmadan önce bir önce kablosunu takıp ampulümüzün kontrolünü yapalım. Ondan sonra yerine oturtalım. İki iş olmasın diye. Ampul attı. Evet, ampul düştü. Sanırım biraz bol oldu. Evet, önceki taktığımızda ampul hemen düştü zaten arkadaşlar, videoda da gördüğünüz gibi. Şimdi içindeki telleri biraz daha alanı daraltarak daha sağlam oturmasını sağladık ampulün. Yine soketini, elektrik soketini takıp yerine oturttuktan sonra işlemimiz tamamlanıyor. Evet, gördüğünüz gibi ampulümüz de gayet iyi işliyor. Tabi daha iyi verim almak için gece bir görüntü almak gerekiyor. Sağ tarafta, yani önden arkaya doğru baktığımızda sağ tarafta bir tırnağı var. Onun oturması gerekiyor. Komple duyun yerine oturması için. Evet arkadaşlar, montaj tamamlandı. Biz bir hata yapmışız. Şu şekilde İki tane şey gözüküyor, yani çıta gözüküyor. Şu içteki kısım gelebiliyormuş. Yani şu dış taraftaki asıl çıtayı sökmeye gerek yok. Bu burada kalıp direkt içindekini aynı ön taraftaki gibi alabiliyormuşuz. Yani o şekilde yaparsanız sizin için daha rahat olur. Oturtması biraz zor oldu. Montajlar işte arka taraf ve ön taraf ikisi de tamamlandı. Bu şekilde değişimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olarak montajdan bitmiş hali bu şekilde. Şöyle gösterebilirsem çok belli olmuyor ama ampullerimiz hepsi de çalışıyor. En son teybimizi de topladık. Teyp toplama aşamasını çekemedim.
Videomuz bu şekilde tamamlanıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.